John bu kadının ikna olması için daha ne yapabilir bilmiyorum. Ulan kraliçemsin diyor. Diyorsun ki ama onlar seni kral olarak görmek istiyor. Ben kral olmak istemiyorum diyorsun. Kuzeydeki kral da olmak istemiyordun. Karakale'de de lider olmak istemiyordun ama seni yaptılar diyor. Ama arada şöyle bir fark var. Onu göremiyor Dany ya da görebilen yok. Tamam, Kuzey'in kralı olmak gibi bir niyeti yoktu. Öyle bir çabası da yoktu. Öyle bir talebi de olmadı. Ama oldu ya, onu yaptılar ve buna karşı çıkamadı değil, çıkmadı. Neden? Çünkü oradaki insanların iyiliği için bunu yapmak zorundaydı. Başa geçip insanları kuzeyden gelen tehdite karşı koruyabilmek için o insanları yönlendiren kişi olmalıydı. Şu ana kadar 7 krallığın kralı olması için hiçbir sebep yok. Ama Dany ısrarla bu sebebi vermeye çalışıyor. Bu bölüm boyunca bunun üzerinde çok duruldu. Hani King's Landing'i yakmak istiyor. Onun dışında şeyler de vardı, hatırlayamadım ama yeterli bir özet aslında, tek bir örnek. Hem Jon'u hem de etrafındaki insanları Jon'un kral olmasına itmeleri için bütün sebepleri aslında Dany veriyor. Ve farkında olamayacak kadar gerizekalı. Herkese tekrar merhabalar. Ziyadesiyle Cahil kanalındasınız. Ben Haydar Keşişleme. Game of Thrones bölüm incelemelerinin 4. bölümüne geldim. 3. bölümde biraz dizinin içinden geçmiş gibi hissettim. Daha sonra izlediğimde 4. bölümde daha olumlu düşüncelere sahibim. Hislerim daha olumlu. En azından önceki 3 bölüme göre daha doyurucu bir bölümdü. Ya da 3. bölüm beklentimi çok mu aşağı çekti? O yüzden mi böyle düşünüyorum? Olabilir, öyle bir ihtimal mümkün. Tabii 4. bölümün de olumsuz yanları yok değil, var. Ama olumlu yanları da var 3. bölümün aksine. Bunlardan bahsedeceğim ama tabii 3. bölüm kadar kötü olmadığı için üslubum da ona göre olacak. Geçen bölümkü gibi alevler saçmayacağım. Nedense az önce bahsettiğim 3. bölümün beklenti düşürmesi kaynaklı da olabilir bilmiyorum ama 4. bölüm bana tatmin edici bir bölüm gibi geldi. Ya da ben tatmin oldum. Şu ana kadarki Game of Thrones incelemelerinin en olumlusu olacak diyebilirim. O zaman bölümü incelemeye başlayalım. Bölümün başında daha önce yapmaları gerektiğini düşündüğüm ama yapmadıkları bir şey yapıyorlar. Bölümde geçecek muhabbetlerin önceki sezonlardaki referansları gösteriyor. Yani referans bu durum için fazla güçlü bir kelime olabilir ama en azından sürekli geçmiş sezonlardan gönderme yapalım izleyiciye. Aa, öyle bir şey olmuştu, bak burada da böyle oluyor dedirtelim diye yaptıkları sahnelerin bir eski sezonlara dair bir hatırlatması yapılması gerekiyormuş gibi düşünüyordum. Yapılmamıştı. Sadece ilk bölümde neler olmuştu tarzında bir şey yapıldı diye hatırlıyorum. Bu bölümde en başta Cersei'nin çocuk durumuyla alakalı hatırlatmalar yapılıyor. Jaime geçen sezonda Cersei'yi terk etmeden önce hamile olduğunu söylemesi, biz acaba yalan mı söylüyor falan diye düşünmüştük. Hatta fragmanlarda Euron'un yanında şarap içtiği sahne vardı. Acaba Jaime'ye yalan mı söyledi yoksa çocuğu Euron'a yamamak için yanında hamile değilmiş gibi mi davranıyor? İkilemine girdik. Dizi artık bizi sadece bu kadar, bu seviyede ikilemlere sokabiliyor. Orası ayrı tabii de. Bu bölümde aslında bu konuya dair bir arka plan anlatımı gibisinden bir şey gördük. Onu bölümün içinde zaten konuşuruz. Bunun yanında Jon Snow'un gerçek kimliğini açıkladığı anda Daenerys'in tepkisini gördük. Bu da zaten bu bölüme hakim bir durumdu. Daenerys'in psikolojisi ve değişken hali, tavrı, ne yapacağını bilememesi, amacına hizmet edeceğini düşündüğü, bu uğurda yaptığı davranışların pek de istediği gibi olmaması ile sonuçlanan hareketlerini de gördük. Burada böyle bir hatırlatma yapması da normal. Ardından yine bölümde göreceğimiz biz aileyi hatırlatmaları, geçen bölümdeki savaş sahneleri ve o savaşta ölenler. Zaten savaşta ölen kişilerin yakılması sahnesiyle başlanıyor. Vasat bir giriş olacakmış gibime geldi başta. Ölenlerin burada tek tek ve tekrar gösterilmesi, hepsinin tek tek arkasında bıraktığı kişiler olduğunun vurgusu
ve o kişilerin kayıplarının arkasından verdikleri tepkilerin üzerine vurgu yapılması. Başta sanki bu tonda mı gidecek, biraz sıkıcı mı olacak bu bölüm dedirtti ama Jon Snow'un konuşması biraz havayı dağıttı ve anlam kazandırdı gibi bir şey oldu aslında. Güzel yazılmış bir konuşma. Hem bu atmosfer için hem dizi için, hani özenle seçilmiş cümleler ve onun dışında böyle bir konuşma yapmak gerekseydi neler söylenirdi? Aklıma alternatif cümleler gelmedi. Bence yeterli bir konuşmaydı ve Jon Snow'un bunu yapması, yapış şekli hem karaktere hem oyuncuya oturmuş, bence güzel bir sahneydi. Üçüncü bölümü artık yermek istemiyorum ama bizim için öldüler, hayattaysak onların sayesinde bundan sonra yaşayacak kişiler de hayatlarına onlara borçlu diyorsun ama keşke biraz daha akıllı bir taktik yapsaydınız da hani daha az ölseydi, ne bileyim. Neyse, çok da üzerinde durmayacağım bunun. Bu bölümde kalalım. Şu kısımda dizi yapanlar tarafından düşünüldü mü bilmiyorum. Konuşmayı yaptıktan sonra Jon'un meşaleyi alması, ardından bir süre Daenerys'in herhangi bir meşale almaması, yani başı çeken kişi olmaya çalışmayacak mı acaba, ya da orada da bir deniden fitne fesatlık beklemeli miyiz, beklememeli miyiz, acaba ona dair bir şey akıllarında canlandı mı diye düşünürken, bu meşalelerin oradaki birçok kitleyi diyeyim, halkı ya da kuzeylileri, yabanlıları, her neyse, hepsini temsil eden birinin olması ve arkada Dany'nin bunların hepsinin kraliçesi olarak onların bunu yapışını mı izleyecek gibisinden bir düşünceye gark oldum. En azından Daenerys Jon'un bu hamlesini daha önce yaptığı gibi kendisinin üstüne çıkacağı ihtimali olarak görmez dedim kendi kendime. Daha sonra şu sahne oldu. Al hadi sen de yak der gibi eline bir tane meşale tutuşturuldu ve Dany'nin bunu alırken yüz ifadesi, ben de mi yakacağım abi der gibi bir ifadeyle alması. Bilmiyorum, sanmıyorum bunun üzerinde durduklarını. Durmuş da olabilirler. Çok da hafife almamak lazım. Tamam, hoşumuza gitmeyen şeyler yaptılar dizide ama şöyle, Dany'nin meşalesiyle ölülerin başında durduktan sonra bana bırakacaksın ilk ateşi atmayı değil mi? Bakışı atması aslında biraz da haklı olduğumu gösterdi bana. Artık ateşi de ilk sen yakarsan kesin yerimde gözün var falan diye düşünecek artık. Dany öyle bir karaktere dönüştü. Zaten öyleydi belki de. Jon da burada tamam ulan anladık, kraliçesin, al sen başlat ateşi der gibi bir bakış attı. Ama sonra hep beraber yaktılar. Gereğinden fazla düşünmüşüm belki de, bilmiyorum. Ateşler biraz fazla CGI görünmüş. Olsun, olsun, olsun. Vallahi olsun. Olumlu olacağız bu bölümde. Herkesin kayıplarının arkasından bakmaları, hüzünlenenler, üzülenler, ne yapacağım artık bundan sonra diyenler ve ardından ölenle ölünmez sahneleri başlıyor. Daenerys'in az önce ihtimalini gördüğüm ruh hali bende o kadar yer etti ki, şu sahnede ortada Jon'un oturmasına bile kafayı takmış olduğundan emindim bölümü izlerken. Bölüm bittikten sonra değil, zaten sonra bunlardan daha fazlasının ihtimali de vardır diye düşünmeye devam ettim ama her neyse, burada komikli diyalogların başladığı kısım var. Hepsi anlamsız değil, güzelleri de var. Bakacağız tek tek. Her neyse, şu sahne Dany'nin bu bölümde boşa kürek çekmeye başladığı sahne aslında. Herkes burada Gendry'nin soy isminin farklı olmasına falan takılmış, çok umurumda değil. İstersen Gendry Chimentos olsun, yani soy ismi çok da önemli değil. Robert'ın oğlusun, tamam. Fırtına Burnu'nun lordu kimdi biliyor musun? Hayır. Bilen var mı? Hayır. Şu an Fırtına Burnu'nda kim oturuyor? Kiracısı var mı? Kimse bilmiyor. Bu bana biraz eksiklik gibi geldi. Üzerinde durmadık dizi olarak. Demek ki yok öyle bir şey gibisinden bir kolaya kaçma gibiydi. Tamam, takılmayacağım. Halkın gönlünü kazanmak. Burada beni kimse sevmiyor, sevmeleri için bir şeyler vermeliyim girişimleri. Hatta sonra ben de zekice şeyler düşünebiliyorum bak yapması Tyrion'a. Aslında tek tek bir şeyler yaparak bir şey başaramayacağını, yaptıklarının bir bütün olarak tutarlı ve hepsinin beraber bir amaca hizmet etmesi gerektiğini birinin denerse söylemesi lazım. Ben böyle düşünüyorum.
İnsanlara kendisini sevmesi için sebep kırıntıları verip kendisinden nefret edip uzaklaşmaları için sebepleri önlerine yığıyor. Öyle bir durum var. Zaten bölümde kademe kademe veriliyor bu da. Bakacağız. Böyle milleti gaza getirerek tamam kuzeydesin insanlar gazla yaşıyor burada. Gaza geliyorlar kral seçiyorlar, gaza geliyorlar savaşa gidiyorlar falan filan. İyi, iyi görmüşsün onu. Ama yetersiz olduğunun da kanısına varman lazımdı sanki biraz. Gendry'i lord ilan edip kadeh kaldırmalar. Kendisi sonradan kaldırıyor gerçi de. Arya'ya kadeh kaldırmalar. Ya bunlar sana soğuk bakan, sana karşı önyargılı olan bir insan güruhunu eline alman ya da onlara kendini sevdirmen için yetersiz şeyler. Ve tek atımlık hamleler. Onun dışında yaptığın her şey bunların aksini destekler şeyler. Tutarsızlık derken hepsinin bir arada tek bir amaç için hizmet etmesi gerekir derken hareketlerinin ondan bahsediyordum aslında. Jaime, Tyrion, Podrick ve Brienne'in dörtlü içme muhabbetleri tamam eğlenceli kısımdı. Geçelim. Burada Lord of Light'ın üzerine bir diyalog yaşanıyor Tyrion'la Davos arasında. Bunun boşuna yaşanmamış olma ihtimali üzerinde durmak istiyorum biraz. Şu an değil ama genel olarak. Sanki buna dair bir şey görebilirmişiz gibi ileride. Çünkü Davos diyor ki burada geldi. Hiçbir varlığını, hiçbir etkisini neredeyse hissettirmedi ve defolup gitti diyor. Bunun boş bir diyalog olduğunu düşünmemek istiyorum en azından. Tormund'un da dahil olduğu komikli sahneler silsilesiymiş gibi görünen ama aslında Dany'nin kalabalıktaki yalnızlığını çok sanatsal, çok derin bir cümle oldu. Kalabalıktaki yalnızlığını vurgulayan sahneler gördük. Herkes eğlenirken, herkes coşarken, herkes gülerken Dany'nin etrafı bomboş, konuşacak kimsesi yok. Tormund ejderha kraliçesi için diye boynuz kaldırınca hemen coşup bu fırsatı kesin değerlendirmeliyim, ortama dahil olmalıyım diye Arya Stark diye kadeh kaldırması onun da. Yani çocukça çabalar anlatabiliyor muyum? Dany'nin aslında ne kadar boş bir karakter olduğunu yapım olarak değil de yapımın içindeki karakter olarak diyorum. İspatlar nitelikte şeyler gösteriliyor bize. Tamam biraz fazla göze parmak oluyor ama en azından gösteriyorlar. Çabalıyorlar en azından. Yazık lan bu sahnede çok üzüldüm Dany'ye. Etrafına gülümseyerek bakıyor falan. Ondan sonra önüne dönüyor, hüzünleniyor. Benim beraber güleceğim kimse yok falan bakışı atıyor. Üzüldüm ya. Ve yavaş yavaş Jon'un ortamın gözde çocuğu olduğunun dışarıdan bariz olarak görünebilmesi ve Dany'nin buna bozulduğunu artık gizleyemeyecek seviyelere yaklaşmasıyla İçsel gerginlikler yaşanmaya başlıyor. Gerçi böyle samimi olabilecekleri kral bulmuşlar. Kaçırmak istemiyorlar değil mi bir yandan da? Neredeyse enseye şaplak. Hadi bakalım. Burada Tormund, Jon'un öldürüldüğünden ve dirildiğinden bahsediyor. Tamam bundan haberi olanlar var ama topluluk içinde bundan bahsedildikten sonra bunu garipseyen kimse yok. Acaba Tormund'un kafa güzelken bundan bahsetmesi birilerinden bir çıkışmaya ya da ulan bu şöyle bir şey olmasın diye fikir beyan edecek birine sebep olabilir mi diye düşündüm. Olmadı. Herkes olduğu gibi devam etti. Ben de devam ettim. Şimdi Dany'nin önündeki Starbucks bardağına geleceğiz. Neden olduğunu anladığım gibi. Çünkü Dany az önce gördüğümüz şu yakın çekim için orada oturuyor. Fakat bardağın göründüğü kısmında yanlışlıkla görünüyor. Aslında orada uzaktan görünmemesi gerekiyor. Burada muhabbet dönüyor güzel. Şöyle aslında ikisinin sağ tarafında oturuyor Dany. Bizden tarafta bir tane adam var. Onun kafasından ya da sırtından orasının görünmemesi gerekiyor. Kare değişiyor. Diğer açı görünüyor. Sonra oradan bardakçık görünüveriyor. Hatta adam sallanırken kenara çekiliyor. Kamera biraz daha açı değiştiriyor. Dany'yi de alalım burada diyorlar ama sonradan karar verilmiş uzaktan. O da bakarken bu ortama görünsün denmiş muhtemelen. Bardak da nasıl olsa uzaktan çekmeyeceğiz diye orada bırakılmış ve olanlar olmuş. Oğlum şurada Tormund'un söylediklerini dinlerken biri şu adamı sustursun artık fazla abartıyor dedim. Çünkü Jon olsam oğlum bu kadarı da fazla değil mi deme ihtiyacı hissederdim.
John neden buna ihtiyaç duymadı onu bilmiyorum. Fucking Dragons falan filan, ondan sonra bunların üzerine binen ya kraldır ya da delidir falan gibisinden bir şey söylüyor. Yani ayıp lan. Kız şu tepkiyi vermekte haklı biraz. Yani tamam, Dany insanların ondan gıcık alması için sebepler veriyor ama etrafındaki insanlar da az da olsa onda bu iç gıcıklanmasının meydana gelmesini tetikleyecek şeyler yapıyor ya da söylüyor. Tek taraflı değil yani bu. Dany yine içine atıyor. Pasif agresif biliyorsunuz. John da yazık, zavallım. Mallığına doymasın, yüzü gülüyor demek ki sorun yok diye devam ediyor. Yüzündeki o içine atmayı, o biriktirme ve ileride patlayacağı ihtimali çok yüksek şeylerin bir araya gelmesi aslında çok güzel okunuyor. Şu yakın çekimde ifade değişikliğiyle falan kasmışlar onu ama aslında gerek yokmuş. Zaten sadece Varys'i bu sahneye dahil etmek bile bunun aslında o tarz bir geçiş, o tarz bir kafada düşünce dönemi olan bir sahne olduğunu vurgular nitelikte. O da bir Dany'ye, bir ortama bakıyor. Ortamda gördüğü şeyler yalnız başına oturan, kraliçeyim diyen ve çok da kraliçeyi takmayan, herkesin bunu anlayabilmesi için vurgulanmış da vurgulanmış. Tamam, sıkıntım yok bu durumda. Bir yandan öteki tarafa bakıyor. Bu adam bizim kralımız işte falan diye Dany'nin yanında çığlık atan insanlar. Sokayım böyle kraliçeliğe deyip odasına gidiyor. Varys endişeli. Tamam, ortamdaki gırgır şamata devam. Buralarda durmaya gerek yok. Şurada Tyrion Brienne'e ayıp etti. Neden yaptı böyle bir şeyi bilmiyorum. Bakiresin dedi ve Brienne kalktı ya, beklediğim şey şuydu. Bakireyim öyle mi? Tamam ulan deyip Tormund sürekli etrafında döndüğü için hadi gel bakalım deyip Tormund'u götürmesini beklemiştim. Oradan götürmesini, yanlış anlaşılmasın. Ha, o da aynı şey gerçi de. Öyle olmadı. Herkes Jaime'yi istediği için bu eşleşmede öyle gerçekleşti haliyle. Ama şu ortam, ayağa kalkıp benim dediğim şekilde Tormund'u alıp tamam ulan deyip Tyrion'a inat Brienne'in gitmesiyle sonuçlanmasıydı. Ama tabii Brienne bir de karakteri de buna ne kadar uygundur karar veremedim, şu an bir arada kaldım. Ama sonuçta yine Tyrion'un ayıp ettiğini düşünüyorum, yakışmadı. Burada Gendry'nin liseli olduğunu öğreniyoruz. Birinin elini tutunca direkt evlenme hayali kuran biri olduğunu görüyoruz. Arya'nın da ben ekmeğimdeyim birader hadi yoluna demesiyle biraz olsun büyümüştür diye umuyorum. John'la Dany'nin odadaki diyaloğu, aslında Dany'ye dair gördüğümü düşündüğüm, emin olamadığım şeyleri perçinleyen bir kısımdı. Seni seviyorum ama kral olma. Ben kraliçe olacağım, Targaryen olduğunu söyleme. John'un aileme söylemeliyim lafının ardından, onlara söylersen senin kral olmanı isterler. Dany'nin önceliklerine takıntılarını da görmüş olduk tekrar. Yine ergence ya ben ya ailen benzeri bir atar yapması çok yersizdi. Tamam, sevilmek istiyorsun insanlar tarafından ama yanlış sebepler veriyorsun bunlar için. Şu ana kadar yaptığın bütün girişimler en olumlu sonuçlara sebep olacak şeyler olsa bile aşırı yanlış bir hamleyle bütün bunları çöpe atmış oldun. John bu kadının ikna olması için daha ne yapabilir bilmiyorum. Ulan kraliçemsin diyor. Diyorsun ki ama onlar seni kral olarak görmek istiyor. Ben kral olmak istemiyorum diyorsun. Kuzeydeki kral da olmak istemiyordun. Karakale'de de lider olmak istemiyordun ama seni yaptılar diyor. Ama arada şöyle bir fark var. Onu göremiyor Dany ya da görebilen yok. Tamam, kuzeyin kralı olmak gibi bir niyeti yoktu. Öyle bir çabası da yoktu. Öyle bir talebi de olmadı. Ama oldu ya, onu yaptılar. Ve buna karşı çıkamadı değil, çıkmadı. Neden? Çünkü oradaki insanların iyiliği için bunu yapmak zorundaydı. Başa geçip insanları kuzeyden gelen tehdite karşı koruyabilmek için o insanları yönlendiren kişi olmalıydı. Şu ana kadar 7 krallığın kralı olması için hiçbir sebep yok. Ama Dany ısrarla bu sebebi vermeye çalışıyor. Bu bölüm boyunca bunun üzerinde çok duruldu. Hani King's Landing'i yakmak istiyor. Onun dışında şeyler de vardı, hatırlayamadım ama yeterli bir özet aslında, tek bir örnek. Hem Jon'u hem de etrafındaki insanları Jon'un kral olmasına itmeleri için bütün sebepleri aslında Dany veriyor. Ve farkında olamayacak kadar gerizekalı. Ve bu kafayla nasıl kraliçe olmayı umuyor bilmiyorum. Belki de bu birbirini tamamlayan bir şeydir. Bu gerizekalılıkları yapıyordur ve bunlar kraliçeliğine mal olacaktır. Zaten de kraliçe olmaması gereken bir şeydir bunları yaptığı için.
Yapmasa zaten kraliçe olacak ve yapmadığı için de kraliçe olması gereken biridir. Böyle bir mantık kurdum. Doğru diye düşünüyorum. Haklıyım. Aklıma gelmeyen sebeplerden biri de burada. Hani Sansa'ya tamam ben de gıcık oluyorum ama çok yersiz çıkışlar yapıyorsun abla. Savaştan çıktık, ölüler ordusuyla savaştık, askerler yorgun. Haklı bir talepte bulunuyor Sansa aslında. Ama sırf benim dediğim olacak, siz kimsiniz ki ben kraliçeyim diyebilmek adına böyle geçerli bir şeyi reddetmek kraliçeye yakışmayan şeyler. Özgüven eksikliği hep bunlar. Etrafındaki insanlar bunu görebilecek insanlar. Sen neden böyle salakça şeyler yapıyorsun? Nedense bütün askerlerin de yarısı gitmiş. Artık Thanos bu evrene de mi uğradı bilmiyorum. Bak mesela Cersei King's Landing'i parçalamadan, yıkmadan öldüreceğiz. Amacımız o, değil mi? Ondan eminiz, değil mi? Dedirtiyor Tyrion'a bile. O benim kraliçem, çok eminim. O çok iyi bir kraliçe olacak diyen adama bile bunu söyletiyorsun. Biraz kendine çeki düzen var ya. Ama sen etrafında sana doğru yolu göstermeye çalışan insanlara trip atmakla meşgulsün. Senden anca depocu falan olur abla, kusura bakma. Jon hala burada elinden geleni yapıyor. Aman kraliçem diyor, el pençe divan. Bak ben kral adayı değilim. Kraliçeye hesap veriyorum. Ondan onay alıyorum. Her şey o ne derse öyle olacak. Ona sadece bilgi veren wardenlarından biriyim. Bunun izlenimini vermek için elinden geleni yapıyor. Ama Dany hala içinde böyle fırtınalar kopuyor. Lan bu benim krallığım elimden almasın. Alsın lan. Almayacağı varsa da alsın. Burada Sansa ile bile Daenerys uğruna tartışıyor bir nevi Jon. Daha ne yapsın bu adam ya? Tamam planlar yapıldı, dağılındı, güzel. Olaylar açıklanıyor, yeminler ediliyor. Jon gerçek kimliğini açıklıyor. Ama şurada Sansa'nın yeminini tutmayacağı o kadar açık ki. Bölümün en zayıf ve tatsız kısmı, geçiyorum bunu. Burada gülümseten bir anıymış gibi bize verilen tekrar beni ölüme terk edecek misin? Evet şeklindeki diyalog aslında daha önce bahsettiğim ufak tefek ayrıntılar gibi boş olmayan şeylerden biri olabilir. Sanki Taz'ın abisiyle olan karşılaşmasında Arya'nın devreye girmesi gereken bir an olacağını ve ölüme terk etme şansı varken terk etmeyeceğini göreceğiz gibisinden bir ihtimal canlandı gözümde. Yüksek bir ihtimal diye düşünüyorum. Yapmamaları için, milleti coşturmak adına böyle bir Clegane savaşı göstermemek için bir sebepleri yok. Yani bu da muhtemelen Taz'ın sonu olacak bir sahnedir ama en azından gözü arkada gitmez. Tamamlayamadığı şeyi Arya'nın tamamladığını görüp öyle ölür gibime geliyor. Ben Sansa'nın ilk bölümlerdeki mallığıyla alakalı, acaba Sansa mı aşırı mal bir karakter yoksa Sansa'yı oynayan kız mı bu kadar mal? Bu mallık hangisinden kaynaklanıyor? Arada kalıyordum. Belki oyuncunun gençliğinden, toyluğundan da bilmiyorum. Bu sezonda yine Sansa'nın mallığı stabil. Ama bana daha güzel şeyler verebiliyor. Yine sürekli ejderhalara bakıp şaşırıyor. Her bölümde bunu yapacak mı bilmiyorum. Ama burada Jon'dan öğrendiği şeyi Tyrion'a söylemekle söylememek arası saniye başına milyon kere gidip geldiğini ben çok net görebiliyorum buradan. Daha söylemeden önce de görebilmiştim. Ben bile görebildiysem herkes görmüştür ve bu kız gerçekten bu ruh halini vermiştir diye düşünüyorum ve oyuncuyu biraz küçümsediğimi hissediyorum. Buradaki performansını cidden başarılı buldum. Belli ki tekrar görsek de son kez göreceğimiz Tormund'la vedalaşma sahnesi. Güzel bir vedalaşmaydı. Belki de bunların olanları uzaktan izlemesini görürüz ama görürüz diye düşünüyorum. Burada bizle vedalaşmadılar ama Jon'la gerçekten vedalaştılar. Ve şöyle de bir düşüncem var. Jon'un buradan giderken herkesle tam anlamıyla vedalaşması, elveda tadında vedalaşması Jon'un ileride yakında bizimle de vedalaşacağı anlamına geliyor. Yani herkesle Jon tamamen vedalaştı. Tekrar görmeyecekler. İzlenimi vermeye çalıştılar burada. Jon'un sonu yakın. Tyrion ve Varys'in ihanet mi, doğruluk mu, cesaret mi temasındaki konuşmaları. Hangisi haklı, hangisi yapılması gereken şey, hangisi doğru şey, hangisi yapılması mantıklı şey. Kendileri de düşünüyor. Bize de düşündürtüyor aslında. Dany'yi sevmediğimiz için biz direkt tarafımızı seçmiş gibiyiz izleyici olarak. Ama şöyle bir durumda ikisinin de haklı olduğunu düşünüyorum.
Şu kısımda tamam, herkes haklı olarak havada iki ejderha var, sen de üzerindesin. İki tane taşın arkasındaki onca gemiyi görmedin mi diyorlar haklı olarak, tamam haklılar. Ben ona pek takılmak istemedim yani, 3. bölümdeki nefret doluluğum ve onu kusuşumdan sonra biraz dinginlik geldi. Tamam bu da böyle olmuş dedim. Üstelik Regal'ın burada öldürülmesi ve ardından gerçekleşen aksiyon beni bir hareketlendirdi. İyi lan, güzel, heyecanlı bir şeyler oluyor falan dedim yani. Direkt kalitesiz dizi izleyicisine dönüştüm. Belki de dizinin amacı buydu. Ama bir yandan da senin karşında bu şekilde giden ejderhayı vurmak ve her atışını tutturmak bu kadar kolayken sana doğru böyle dikine gelen, ne enine ne boyuna yön değiştirmeyen, sabit olan ve gittikçe yaklaşan şeyi vurmak nasıl imkansız olur? Üstelik daha büyük bir ejderha. Buna takılmamak için elimden geleni yaptım ama takıldım. O kadar koşturmalı savaş hazırlıklarının arasında şu aletlere ahtapot kolu desenleri verilmiş olmasına da takılmadım. O okların gemileri böyle parçalayabilmesine de takılmadım. Ama masraftan kaçmak için sürekli Tyrion'u bayıltarak çatışmanın sonuna atlama teknikleri baydı artık. O rahatsız etti. Üzerine düşen direkle bayılan Tyrion ve çatışmanın bittiği anına uyanması. Tamam, belli ki çatışma da olmamış. Sonradan öğreniyoruz ama neden çatışma olmamış? O da bir soru işareti. Yani gemilerini parçaladığın, hepsini suya döktüğün ve elinde hiçbir zarar görmemiş onlarca insan varken neden bir tane çevirmeni alıp gidersin oradan? Garip. Cersei'nin Jaime'nin çocuğunu Euron'a kakalamaya çalıştığı sahne ve ardından gelişen olaylar. Dany'nin artık ipin ucunu kaçırdığı diyaloglar. Tekrar bir planlama sahnesiyle ve Varys'in buradaki sözleriyle ve hal ve hareketleriyle gayet güzel ifade ettiği, sen de itin kulağına su kaçırdın, bir dur, kurtaracaktın sen burayı, yıkacak mısın, yıktıktan sonra neyin başına geçeceksin gibisinden öğütümsü sözleri, Dany'nin onlara az önce bahsettiğim onu istememeleri için verdikleri sebeplerin zirvesi gibi bir şey oldu. Jaime'nin veda sahnesi, birçok kişi farklı anlamlar çıkarmış. Cersei için mi gidiyor yoksa Cersei'ye karşı bir şeyler yapmaya mı gidiyor arasında gidip gelmiş insanlar. Ben ikincisinin tarafındayım. Neden? Çünkü Cersei yüzünden, onun için yaptım falan diyor ama Cersei yüzünden yapmak zorunda ya da yapmayı göze aldığı şeylerden bahsediyor. Bunlardan duyduğu pişmanlığı zaten son zamanlarda hep görüyoruz. Ve sanki o var oldukça bu sona ermeyecek. O nefret dolu bir insan, ben de nefret doluyum. Ona karşı demiyor, tamam. Ama onun için yaptığı şeyler yüzünden bu nefreti yaşadığını anlayabiliyoruz burada. Yani o nefret dolu, ben de nefret doluyum, o zaman gideyim ona sarılayım falan demiyor burada. Zaten yanına öyle kolayca da gidebilecek bir insan değil. Orada savaşa katılacak ve savaşanlardan biri olacak bir durumda da değil artık. Ne yapacak tam olarak bilmiyorum ama gitme sebebi Cersei'yi öldürmek şu anda yani. Çok açık bu. Brienne de geç buldum, erken kaybettim ağlaması yapıyor. Şu kızı ağlatmayın dedim. Bağırdım, çığlık attım ama dinlemediler abi. Maalesef. Böyle mi korku salacaksın lan Cersei'ye? Bu ne lan? İlkokul sınıfını geziye getirmiş öğretmen gibi. Sıraya sokmuş, kol uzattırmış. Arkada da çimenle beslenen bir ejderha duruyor gibi öyle. Şu an o aletle ejderhayı vurmamalar için herhangi bir sebep yok. Neden öyle bir şey yapmıyorlar bilmiyorum. Hem ejderhayı hem de oradaki bütün insanları gemileri parçaladıkları gibi parçalama şansları var. Çünkü bu aletten bir tane yok. Biraz belki de yani Dany'nin kafasında kendine biçtiği ihtişamla karşıdan görünen şeyin aynı şey olmadığı izlenimi de verilmiş olabilir. Sanmıyorum ama bir yandan da emin değilim. Bir de görüşmeye çırağını yollaması ve Tyrion'un gelen kişiyi eşit biri olarak ben gideyim diye düşünüp Dany bunu akıl etmediği halde direkt öne çıkması, belki de olması gereken buydu bilmiyorum da neyse. Kralın şehrinin etrafı bu kadar çorak mıydı ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum?
Öyle değildi sanki. Bir de kış geliyor falan, neden çöl iklimine geçmiş buralar? Tyrion'un çabaları ama boşa kürek çektiğini fark etmesi, karşısındaki adamın bunu hiç sallamaması, Tyrion'un başka çare yok artık son kozumu da oynayayım deyip kendisine çekilen oklara rağmen ileri atılması, işe yarama ihtimali olabilecek, olacak değil, olabilecek tek konuşmayı yapması, artık Tyrion'un da yapabileceğinin limitiydi bence şu noktada. Karşısından da zaten Cersei'den beklenen karşılığı aldı. Şaşırtıcı olmayacak bir şekilde. Anlam veremediğim şey şu oldu. Daenerys'in neden desteklendiğini, ne yapmaya çalıştığını, bugüne kadar kraliçe olmaktaki amacın ne olduğunu şurada en çok kim biliyor olabilir diye sorarsanız bu Missandei'dir. Yani orayı daha iyi bir yer yapmak, daha iyi yönetmek, insanları mutlu etmek, zulüm çekenlerin falan filan, anladınız. Ve son söz olarak Dracarys diyor abi. Yak kül et bu şehri, insanları da öldür diyor yani. Ve Dany de benzin doldurup geleyim bakışıyla ortamı terk ediyor. Bu kadar mı? Tamam, karakter değişimi olabilir karakterlerde ama bu ne tutarsızlıktır ya. Dany'nin karaktersizliği bu bir yere kadar tamam, anlıyorum ama bu biraz bana aşırı geldi. Jon, Dany arasında insanlara seçim yaptırma zorunluluğu sunmak için biraz fazlaca ittirme gibi geldi. Bilmiyorum, belki de Dany'nin zaten sonu böyledir babası gibi. Dur bakalım. Zaten önceki bölüm incelemelerinde de bir teoride bulunmuştum. Bir öncekindeydi galiba. O da tutabilir. Biraz erken tutabilir. Dany'nin savaşı kaybedeceğini ve Dragon Pit'ten çılgın ateşleri tutuşturarak şehri havaya uçuracağını ve Cersei ölse de ortada bir krallık kalmayacağını tahmin ettiğimi söylemiştim. Olma ihtimali arttı aslında ama o şekilde olmayabilir de, bilmiyorum. Bu bölüm için söyleyebileceklerim bu kadar. Her ne kadar önceki bölüme göre daha doyurucuydu ve daha doluydu demiş olsam da dizinin son sezonunu ve özellikle bir önceki bölümünü ele alarak bu düşünceye sahip olduğumu da göz önünde bulundurursak yeterli diye düşünüyorum. Bakalım sonraki bölümler, özellikle de 6. bölüm bize neler getirir. Ben 5'in 6'dan daha büyük şeyler yapmaya çalışan bir bölüm olacağını ve 6'nın onu tamamlayacağını düşünüyorum şu an için. Neler olur neler biter hiçbir fikrim yok. Üzerine de pek düşünesim yok açıkçası. Buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Sonraki bölümün incelemesinde görüşürüz.